İbrahim Akın atarsa Altay ikinci ligde. İbrahim Akın ve gol! İşaret geldi. Kadir kaleye doğru gönderdi. Kaleci Aydın. Korner. Biz zaten Çorum maçıyla şampiyonluğun sinyallerini verdik diye düşünüyorum. Çorum maçından sonra 2-0 deplasmanda yenildiğimiz maçtan sonra Abdülkadir'le birlikte forvetimiz bir video hazırlamıştım. Biz turu geçeceğiz ve şampiyon olacağız diye. Nitekim de öyle oldu. Turu geçtik ve şampiyon olduk. Yani dediğim gibi Çorum maçında o şampiyonluğun sinyallerini verdiğimizi düşünüyorum. Kocaeli maçında da soyunma odasında bir söz vermiştik. Bence bu söz sadece şampiyonun sözü değildi. Altay'ın eski günlerine döneceğinin de sözüydü. Yani uzatmalara gitti maç. Yani penaltılar falan. Penaltılarda bizim eski takım arkadaşım kaçırdı penaltıyı, Oğuzhan. Onun da aslında hep vurduğu bir köşe vardı. O da arkadaşımdı Manisa'dan. Hep sağ köşe vururdu. Ben de sağ köşe vurur diye tahmin ettim yine ama terse vurdu, direkten döndü. O da nasip değilmiş onun adına. Son penaltıda İbrahim Akın geldi. Yani hayatımın en rahat anlarından biriydi. Topun başında İbu abiyi görünce. O da çok temiz bir vuruşla gol yaptı. Hayalimize kavuştuk diye düşünüyorum. Alaşehir'den arkadaşlarım gelmişti. Yani daha doğrusu Alaşehir'e bir otobüs göndermiştik. 40 kişi falan geldi Alaşehir'den. Benim için de ayrı bir heyecanı vardı. Arkadaşlarım da otele geldi ziyarete. Yani nasıl kutlayacağımız dediğiniz gibi şey yapamadık. Yani öyle heyecanlıydık ki. Bu yolda taraftarın yanında, kupaların tarihte iftihara şayandır. Altay için atan her yürek bize candır.